Beyaz Bayrak Ayna programından 2 haftalık aradan sonra bir kez daha merhaba. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımızla birlikte huzurlarınızda olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Aslında haftanın geneline baktığımız zaman üzücü olaylar karşımıza geliyor ki programın ilerleyen dakikalarında tabii ki bahsedeceğiz. Programın enerjisi düşmemesi adına hemen girişte bahsetmedik ama ilerleyen dakikalarda dediğim gibi bu tatsız olaylardan maalesef bahsetmek durumundayız. Hayatın gerçekleri. Bunun yanında her zaman olduğu gibi yine konuşacağımız önemli koşular var. Haftanın koşulları, değişmeyen koşular, jokey cezaları ve tabii ki 2 haftalık aradan nasıl geri döndüler arkadaşlarımız, hepsini masaya yatıracağız diyelim. Ve sözü fazla uzatmadan yeni kankim Enver'e söz vermeden önce eski kankisine söz vereyim. Merhabalar abi. Merhaba ben Oktay'cığım. Ben gerçi şöyle diyeyim, aman bana söz versen de olur. Aman, hayır bir çağrışım yaptı, bir şeyler var. Böyle bir konuşma mı geçti ki aramızda? Benim hafızam evet, zayıftır. Sanki 3 hafta önce, 21 gün önce böyle bir sohbet geçmişti sanki aranızda diye ben hatırlıyorum. Ben yapmamışımdır ama. Ha olabilir. Evet. Ben şöyle yaptım, o yaptı. Destek verdin sanki abi sen de. Aman demişizdir, aman Oktay yok. Bence aman. De. Evet. O yanlış anlamış bizi. Romatizmal rahatsızlığım sebebiyle 2 hafta önceki programda olamadım. İzleyicilerden özür dileyerek sözüme başlamak istiyorum. 2 haftalık aranın benim için 3 hafta ara oldu bu arada. Tabii ki senin de az önce bahsetmiş olduğun gibi abi üzücü haberler aldığımız 3 hafta oldu benim için. Sen zaten bahsedersin ilerleyen dakikalarda. Yine atçılıkla ilgili olarak da artık yavaş yavaş yıl sonuna yaklaşıyoruz. Yıl sonuna yaklaştığımız şu dönemlerde geçen senelerde olduğu gibi yine tatlı sürprizler artık sonuçlanmaya başladı. Gerek altılı ganyan gerekse diğer bahis oyunlarında. Bu da oyunun cazibiyetini biraz da arttırdı diye düşünüyorum. Yarışseverlerin bir kısmının en azından daha yüksek ikramiyeler hedefleyen bir kısmının daha da hoşuna giden günler yılbaşına kadar bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Tabii ki yılbaşından sonra şartların sıfırlanmasıyla birlikte sonuçlar biraz daha normale dönecektir deyip sözü fazla uzatmadan paslayayım Enver abiye. Peki eski kankin de aran hala seviyesini öğrenmek istiyorum. Var mı ilerleme? Yani eskiye dönüş biraz zor olacak gibi geliyor. Yok abi. Zaman alır bence. Yaralar kolay sarılmıyor çünkü. Bizim aramızdan su sızmaz. Aynen öyle. Hayır, peki şöyle abi. Dedi. Sıkıntı sen yok. Yokken o gün 419 bin lira verdi altılı. Evet. Bayağı bir yaklaştık. Evet. Demek ki dedi keramet Oktay'daymış dedi gibi bir cümle kurdu. Onunla ilgili neler söylersin? Şöyle demişimdir abi. Oktay olsa kesin içerideydi altılı. Şimdi onu söyleyecektim. Yokluğumda anca yaklaşabilirsiniz abi. Yani ben olmadan öyle büyük ikramiye olmaz. Vallahi ben bilmiyorum. Ben yaşadıklarımı ben biliyorum. Evet. Yani bir daha ilişkini gözden geçir tamam diye abi, düşünüyorum. Tamam abi. Ben tekrar gözden geçireceğim. Peki, programın ikinci bölümünde de sana bir sürpriz gelebilir Enver tarafından. Onu da unutma. Ama senin adına olumlu olmayabilir yani. Niye abi? Ona göre hazırla kendini sen de cevap için. Tahmini ilk olarak ben verirsem benim için olumsuz tahminle olur. Tahminle ilgisi yok. Az sonra. Evet, peki. Evet. Sevgili Oktay'a geçmiş olsun tekrardan aramıza geldi. Çok mutluyuz tabii ki. O geçen kendi hafta işin platinyesiydi. Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi şimdi saha içi saha dışı ikiye ayırmamız gerekiyor. Evet. Geçen hafta ay başlarında Beyaz Bayrak ayını olmadığı için ilk haftayı pas geçtik. Uzun da bir süre vardı. Bir kere saha dışında işte hastalıklar, şehit haberleri, birçok olaylar ve çok yakın arkadaşlarımızın birinci derece yakınlarının kaybı ki birazdan açacağız herhalde evet. Konuyu. O sebeple ben de hani rol çalmış olmayayım ama saha içinde de sezonun hep söylediğim bir şey var. Pandemi dolayısıyla sıkışmış takviminin avantajını yaşıyoruz. Bu ne demek? İşte sezonun son bölümleri nispeten daha sakin, daha böyle yıl içerisinde şans bulamamış ya da şansını iyi kullanamamış atların ön plana çıktığı dönemlerken İşte bugün bakıyoruz hala grup yarışlar, hala üst düzey mücadeleler, hala koşsalar normal sezon içerisinde sezonun başrolleri diyebileceğimiz safkanlar gözümüzün önünde ve sahadalar. Hatta yıl sonuna kadar şimdi baktım gelmeden 27'sinde 30 Aralık'ta dahi grup 2 mücadeleler, A2 mücadeleler var takvimde. Hani evet. İstanbul için söylüyorum. Çok sıra dışı bir dönemi yaşadık. Böyle sadece hani pozitif bir tarafından bakacaksak saha içinde böyle bizi yıl sonuna kadar soluksuz götürecek hale bürünmüştü. Hepsini konuşacağız, tartışacağız elbette. Bir hatırlatma artık sürekli TCK TV ve TAY TV ekranlarında dönüyor sevgili yarışseverler. Bugün pazar, müşterek bahislere sadece TCK e-bayiden katılabiliyorsunuz. İlerleyen haftalarda da hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek gibi duruyor. Eğer ederse de cuma gününden cumartesi pazar için müşterek bahislere katılabileceksiniz. Bu hatırlatmayı da bir kez daha sizlerle paylaşalım diyelim.
Evet, az önce bahsettiğimiz gibi maalesef tatsız acı kayıpları oldu. Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasında yaşanan patlamadan dolayı şehitler ve yaralılarımız oldu. Şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Evet. Demir Kamil Görgün, asli üyemiz, annesi vefat etti maalesef. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi acı çok, ölüm çok büyük acı. İnsanların yaşadığı en büyük acı da. Kesinlikle. İşte bazen de çok genç yaşta kaybettiğimiz insanlar oluyor. Acı daha da büyükleşiyor. Güvenlik görevlisi arkadaşımız Hikmet Akarsu'yu kaybettik. Gerçekten şimdi hepsi bizim için çok değerli de ismen hepsini tanımıyorum. Şahsen hepsinde diyaloglarım var, sohbetlerim var. Ama hepsini biliyoruz, evet. Evet. Ama. O kadar beyefendi, o kadar saygılı bir adamdı ki, yani her defasında karşılaştığımızda sırf bana karşı değil, herkese karşı müthişti. Ya o resmini ekranda görünce o gün yayındaydık. Gerçekten nutkum tutuldu, konuşamadım. Hikmet Akarsu kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevgili Burak, beraber program yaptığımız kardeşimiz dedesini kaybetti. Evet. Mustafa Sağ çok kıymetli annesini kaybetti. Hepsine maalesef Allah'tan rahmet, kederli ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Hakikaten bu Covid belası şimdi. Evet gerçekten. Çember daralıyor diye hemen hemen hepimizin ağzına pelesenk olmuş bir cümle var. Hakikaten çember daralıyor. Şimdi çok yakınlarımızda yaşıyoruz, görüyoruz işte. Hastalık oranları çok ciddi seviyeye gelmişti. Şu anda ne yazık ki kayıplarımız var işte. Yani Medine teyze, sevgili Burak'ın çok sevdiği dedesi. Arka arkaya iki gün üst üste. Hakeza Hikmet abi. Yani bu Covid belası hakikaten... Bütün herkes aynı mesela duyguları yaşıyordur. Yani giderek çevremize gelmeye başladı, kayıplar yaşatmaya başladı. Allah herkesi korusun. Tabii maske, mesafe ve hijyen şartları aynı şekilde devam etmeli. Tedbirlere olabildiğince insanlar riayet etmeli. Evet. Ve artık sonu ne zaman gelecek, nasıl gelecek hep birlikte göreceğiz ama bir yerde de kaderci olmak da gerekiyor halihazırda. Çünkü bakıyorsunuz hiçbir sağlık sıkıntısı olmayan insanlar çok ağır şartlarda geçiriyor ya da hayatını kaybedebiliyor. Birçok kronik hastalığı olan isimler, dün bir arkadaşımla konuştum. Abi dedi, antikorumuz pozitif geldi. Testimiz negatif geldi, atlatmışız dedi. Ailede kimsenin en ufak bir sıkıntısı dahi olmadı dedi ki, kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımızdan biriydi. Bünyeye göre farklı. Dolayısıyla çok lanet bir hastalıkla karşı karşıyayız. Hani tedavisini bilirsiniz. Çözülemiyor işte. Evet, tedavisini bilirsiniz, önlemini bilirsiniz, ona göre davranırsınız. Öyle bir durum da yok. O yüzden sağlık örgütlerinin, sağlık teşkilatlarının eline bakıyoruz. Artık onların söyleyeceklerinin dışına çıkamayacağız. Bir de şöyle bir şey var Ömer, hep konuştuğumuz bir şey var. Ben şimdi çok ortalıkta dolaşan bir adam değilim. Zorunlu çıktığım zamanlarda da öyle şeyler görüyorum ki banka ATM'sinde 7-8 kişi... Ya kurban olayım, 1,5-2 metre ara verseniz araya biri mi girecek? Dip dibe, dip dibe, dip dibe. Alışkanlıklardan kurtulmak kolay oluyor. Evet, çok zor ya. Evet. Ya paylaştığın zaman da farklı reaksiyonlar görüyorsun. Evet. Çok enteresan ya. İnsanlar ters tepkiler verebiliyorlar ama. Şimdi tamam, herkesin morali yerlerde, hepimizin morali biraz yerlerde. Biraz esprili söyleyeceğim ama bizim toplumumuzda kaynak, tırnaksa söylüyorum, kaynak kültürü olduğu için yani sırada bir boşluk gördüğümüz zaman o sıranın düzenini bozabilecek hareketler ruhumuzda olduğu için ben dahil söylüyorum bunu. Ben birçok maç kuyruğunda mutlaka kaynak yapmışımdır yani. Hani bu sıra mı beklenir deyip kaynak peşine hani bir lay 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 deyip kaynak. Hani herkesin ruhunda, herkesin demeyeyim, büyük çoğunluğumuzun ruhunda bu kaynak ruhu olduğu için şu anda bile banka ATM'sinde önünü gördüğümüz sırada 3 ya da 4 kişi varken bile olabildiğince safları sıkı tutmaya çalışıyoruz. Aman araya biri girmesin. Ya kardeşim Covid var, ondan aralı bırakıyoruz. Yani merak etme, gireni de görürüz yani. Oradan tabii dersin canım, birader sıra var dersin yani. Bir de şöyle bir şey var. Dün bir markette alışveriş yapıyorum. Büyük bir market. İki sıra var. İnsanlar medeni bir şekilde sosyal mesafeyi koruyup tabii, duruyorlar. Hangi kasa boşaldıysa o tarafa V şeklinde yayılacak. Evet. Amcam geldi tık. Burası boş dedi değil evet, mi? Arkadan bariton. Kardeşim sıra arkada. Ben tabii. Yani mantık var. Şöyle kafanı çeviriyorsun. 20 kişi sıra bekliyor. Değişmez. Yok, çok normal enteresan. Normal değişmez. Ama şu an üzülerek söylüyorum bunu da. Bunlar belki de hani toplumun hoş, yani gülümseten anıları olarak kalacak. Şu anda mesela bizim çocuklarımızın jenerasyonu, mesela benim kızım herhalde insanların sokağa maskesiz çıkmayacaklarını düşünüyor. Sanıyorum. Çünkü başka bir şey hatırlamayacak. Kendini bildi bileli onu görüyor. Hafta sonları sokağa çıkılmayacak gibi. Mesela dün evde bir oyun oynuyoruz. Kendi bebeklerine diyor ki çocuklar sokağa çıkamaz bu saatte. Buyurun.
Şimdi bunlar hep bilinçaltına yerleşen ve normal rutiniymiş gibi hissettiren şeyler. Bu konuya bir girdik mi çıkamayız hakikaten. Evet, evet. Umuyorum bir an evvel normalimize döneriz. İnşallah. Yenisi eskisi değil. Yani bildiğimiz normal hayata döneriz. Bunu yaparken de işte sadece alınan önlemler değil, bizler vatandaşlar olarak, bireyler olarak da dikkat etmemiz gerekiyor. Etmediğimiz takdirde bu süreç çok daha fazla uzayacak. Eski normalimize dönmek için belli bir süre yeni normal gibi yaşamamız lazım. Aynen öyle. Her gün 200'ün üstünde aileye ateş düşüyor. Vefat sayıları maalesef ki 200'ün üstünde seyretmeye başladı. Emir abinin söylemiş olduğu gibi 30.000'in üstünde her gün vaka çıkıyor. Hasta sayısı 5.000-6.000 aralığında. Bunların 25.000'i veya daha fazlası semptom göstermeden geçirenlerden oluşuyor. Yani %80'i belki de semptom göstermiyor ama hani ben yakalandım semptom göstermem deyip de olayı gevşetmememiz lazım. Kesinlikle. Çünkü söylemiş olduğunuz gibi ikinizin de abi yakın çevremizden artık vefat haberleri gelmeye başladı ki inşallah en kısa sürede atlatırız bunu. Son nokta şöyle konulabilir. Bütün dünyada eski normale çabuk döndük biz. Evet. Bütünün sıkıntısını yaşıyoruz. Bütün dünya maalesef. Peki bu üzücü haberlerden sonra artık yavaş yavaş asli görevimize dönelim. Gözden kaçmayanlarla başlayacağız. 5 Aralık Adana'ya gideceğiz öncelikle. Meydin bir koşuya. 3 yaşlı Arapların 1500 metre kum pistte çıktıkları bir koşuydu. 1.47.85'te Ayza'nın Mehmet Akyavuz'la koşuyu kazandı. Şimdi buradaki hikaye şu. Start çıkışında bir takım sıkıntılar yaşandı. Onun haricinde Erva Hatun'a binen kardeşimiz Hasan Yıldırım ki az sonra görüntüler de ekrana gelecek. Kullandığı kamçı sayısından dolayı abartılı bir şekilde onun içinde Hasan Yıldırım 7 gün ceza ve 562 lira para cezası aldı ki cezası da 6-12-2020 tarihinde başlamış idi. Diyelim ve Ayza Hanım'ın kazandığı koşunun start görüntülerini verelim. Şimdi 9 starta dikkat çekeceğiz. Tekrar bir start çıkışını alalım sevgili Mehmet. Şimdi burada 1500 metre startı kısa bir süre sonra viraja giriliyor. Dolayısıyla evet. Herkes gardını alıyor ama bu gardını alırken neler yaşandı? Bir kez daha start çıkışından görelim. Ondan sonra da zaten Erva Hatun ve Hasan Yıldırım'ı göreceğiz ki Hasan Yıldırım da şu anda sarı formasıyla. Evet 9 startı burada dikkat çekiyoruz. Startı verelim. Bakın tam ortadaki isim. Dışarıya doğru bir hamlesi olacak. Bir anda hop buyurun 4-5 tay birbirine giriyor. Ve bunun neticesinde de herhangi bir mali komiserler kurulunu çağırma, herhangi bir denetleme, her şey, hiçbir şey söz konusu değil. Sadece sarı formayla koşuya iştirak eden Hasan Yıldırım ve Erva. Burada starttan, çıkıştan sonra hemen liderliği aldı. Buralarda da önde kalabilme mücadelesini veriyor ki düzlük dönüldükten sonra ki hamleleri 7 gün sanat icrasından men cezası aldı. Burada artık maskeden bir an önce kurtulayım diye tam da önlerde onu sıyırdı. Ondan sonra da tempolu bir şekilde yarışı önlerde kabulleniyor ki düzlük dönülene kadar da her şey normal gidiyor. Koşunun liderliğini yapıyor. Dışarıdan gelen rakipleri de var. O kafaya koymuş zaten numara vermemek adına. Burada ufak bir iki kamçı teşviği var ki o düzlük dönülmeden hakkını kullandı zaten. Şimdi Mehmetciğim bizi alabilirsin istersen. Daha net görelim. Öndeki isim. Şimdi kamçı teşviklerine başlayacak ki starttan itibaren iki kamçı kullandı. Ondan sonra da devam ediyor kamçı teşviklerine. Evet burada. Bir de şunu bilmek lazım. Üç oldu. Ona evet. Kadar yolu var. Şunu bilmek lazım. Eğer bir atın o gün için potansiyeli yoksa siz o kamçı teşvikleriyle de destek verseniz de o performansının aynen. Ötesine geçemez diye düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de zaten sadece size kalan atınızı fazla hırpaladığınız ve size kalan ceza diyelim. Ve buralarda zaten gerilemeye de başlıyor. İlk tabela şansı bulamadı. O yaptığı kamçı teşviklerine rağmen. Toplam 10 kamçı düzlükte. Evet 7 gün ve 562 lira para cezası aldı. Kısaca fikirlerinizi almak isterim. Yani çok fazla fikir söylenecek bir görüntü değil bence. Bu ara yine çoğaldı sanki kamçı teşvikleri. Bir ara durulmuştu. Evet, neden abi sezon sonu. Evet. Evet. Baş jokeyler. Ya da başaltı jokeyler ya az biniyor ya çekiliyorlar kenara. Hı hı. Nispeten az şans bulan ki biliyorsunuz Hasan eskiden Oktay daha iyi takip ediyor. Doğu ilerinde iyi bir çıkış yakalamışken. Hı hı. Şu anda idman jokeyliği yapıyor. Evet, önce bir sakatlık ondan sonra bir askerlik macerası. Evet. Bayağı geri düştü. Dönüşte de idman jokeyi olarak başladı. Şans verildiği takdirde de onu iyi değerlendirmek adına. Aynen öyle biraz kantarın topuzunu kaçırıyorlar tabii. Evet.
Ama hoş bir görüntü değil tabii. Kesinlikle. Ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Bu arada Oktay... Yok abi. Aman. Zaten alıştı. Yokmuşun gibi davranıyor. Çok yok, enteresan ama. Şimdi Oktay'ın, o zaman Oktay'a refer ederek söyleyeyim çünkü. Ha, bir şeyler yap yani. Düzelt ortamı. Sezon başladı. Kış sezonları. Her ili biz de takip ediyoruz. Yeri geldiği zaman burada biraz Kantar'ın topuzunu kaçırarak da eleştirilerde bulunuyoruz. Ama evet, yeri geldi mi de övgüyü de yerine bırakmamız lazım. Oktay bir tweet attı. Çok katılıyorum. Bu işlerde sevgili Ömer de, Ömer Aktı da çok takip eder. Onun da dikkatinden kaçmış. Benim de dikkatimden kaçmış. Çünkü ben de takip ediyorum. Komiser raporları. Hı hı. Evet. Bakın Adana'da mahalli komiserler kurulundan habersiz sahaya kuş uçmayacak gibi bir görüntü var şu anda. Aynen öyle abi. Yani sahanın üstünden kuş geçse, sahanın üstünden kuş geçti raporunu göreceğiz gibi gözüküyor. Ben böyle bir sezon başlangıcı uzun süredir herhangi bir mahalli komiserler kurulunda görmedim. Sezon başları ne derler hep? Biraz çocuklara müsaade edelim. Ondan sonra usulsüzlük davranışlarda bulunan kardeşlerimizi biz kulağını çekeriz. Hep böyle olur. Ankara böyle başlar, Kocaeli böyle, Bursa, yani ayrımsızız. Adana bir başladı. Beyler usulsüz nefes alanı alırım buraya. Abi muazzam gidiyorlar yani. Ve kimse gık diyemez, gık. Ahmet Çelik'e başladı, ona başladı. Yani kim sizin, yani futbolcu tabiriyle söylüyorum, papazınız kim, babanız kim? Şu ana kadar en kariyerli kim orada? Kış sezonunda Ahmet. 5 gün ceza aldı, yarışı izleyin. Evet. Evet. Türkiye'nin hiçbir yerinde 5 gün ceza almaz o harekete. Ama sezonu öyle bir başlattı ki Adana komiseri. Evet. Ben ayrımsız isimlere bakmaksızın bu hareketlere cezayı veriyorum dedi. Ona da verdi. Aprantis'e de verdi. Hasan'a da verdi. Ayrım yok. Ve raporu bir açıyorsunuz, okuyorsunuz. Detaylı. Adana Mahalli Komiserler evet. Kurulu'nu, yani başkanı ve tüm temsilcileriyle yürekten kutluyorum. Sezon başlangıcı böyle olur. Ben mesela Adana'da at binerken şu anda herkesin beyler aman dediğini %100 düşünüyorum. Ama şu çok önemli tabii. Başlangıç çok şey önemli ama devam etmesi gerekiyor. Tabii. Oktay da bunu tweet atarak evet, bence sosyal medyada da bir farkındalık yaratan arkadaşlarımızın başında geliyor. O yüzden dedim Oktay'ı refer ederek söyleyeyim. Çünkü dikkatimizden kaçmayan bir detaydı. Aynen. Ama bu tarz paylaşımlar da önemli. Bu arada abi sen de bunu bilmiyorsun, söylemedim sana. Sosyal medya paylaşımından bir iki gün sonra falan saygıdeğer hocam Ali Kansu Öztürk dönüş yaptı bana da. Görüşlerimden dolayı teşekkür ettiğini belirtti. Süper. Süper. Selam olsun buradan. Selam olsun. Beyaz Bayrak Aynayı da her hafta izlediğini süper söyledi. Süper. Sizlere de çok çok selamlar. Aleykümselam. Süper. Ya şöyle bir şey var. Haberim yokken. Aynen. Evet, az önce söyledim. Az önce de söylediğin gibi, yani bizim amacımız burada tabii ki asla hep tabii bir tek şey var. Sağlıklı iki canlının sahaya sağlam çıkıp sağlam bir şekilde geri dönmesi. Eleştiri de olur, övgü de olur. Çünkü biz aynen, sadece aynen gördüklerimizi değerlendiriyoruz elimizden evet geldiğince. Programın adı da onun için gözden kaçmayanlar zaten bir bölümü. Evet. Teşekkür ederiz. Hasan'a geçmiş olsun. Hasan Yıldırım'la ilgili çok kısa bir not söyleyeyim. Hay hay. Biraz daha eğilerek, rüzgarı keserek yarışın düzlüğüne kadar getirebilirse kendini. Yani hı-hı, idman jockey alışkanlıkları bunlar. Sabah idmanda gibi biniyor. Evet, sabah ya idmanda gibi biniyor. Biraz daha eski yarışları izlesin ya da diğer arkadaşlar izlesin. Daha ata yatarak binerse binen birçok arkadaşımız kadar kabiliyeti var. Şimdi o yüzden yani yapabilecek bir kardeşimiz. Gözlüğü çıkarttırdın bana yine. Tabii ki bu işte kondisyon çok önemli. Tabii ki. Çünkü bak koşunun hemen başında maskeyi çıkardı. Tabii. Çünkü bir nefes. Tabii ki. Aynen öyle. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz... İdmanla yarış çok farklı. Çok farklı, çok tabii farklı ki. Yani. Siz orada kendi temponuzu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Burada rakibinize göre tabii bir takım hamleler yapıyorsunuz. Aynen öyle abi. Sonunda kamçı oturmasının sebebi de muhtemelen. Oh, destek. Kondisyon. Peki geçmiş olsun dileyelim. Ayza Hanım, Mehmet Akyoğuz'u da kutlayalım. Kutlayalım. Evet, geldik 7 Aralık Kocaeli'ye. Şartlı 4 bir yarış. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 2000 metre kumpiste katıldıkları bir koşu. Kızıltuğ, Mazlum Pirdemir ile 2.29.20 ile kazandı. Koşunun hikayesi, koşunun ikincisi Hergelen'in ilgilerinden kazanan Kızıltuğ'a protesto çıktı. Mahalli Komiserler Kurulu tarafından incelendi ve reddedildi. Görelim arkadaşlar o görüntüyü.
Sayın yarışseverler, birinci koşuda protesto vardı. Protesto incelendi ve reddedildi. Sıralama kesin. Koşuyu şu an dışta olan 3 numaralı Kızıltuğ kazandı. Mazlum Pirdemir ile start almıştı. İçindeki rakibi 4 numaralı Hergele buralarda rakibinin dışına doğru geldi. Oradan devam ettirdi. Farkı yarım boya kadar indirdi. Ancak yakalayamadı rakibini. Kızıltuğ kazandı. 4 numaralı Hergele ikinci, 1 numaralı Arbedaş üçüncü, 5 numaralı Peksoyunoğlu dördüncü, 7 numaralı Pesenşah da koşunun beşincisiydi. Sıralama kesin, protesto red. Evet, gördüğünüz gibi sarı kırmızı forma dış kulvardaki Kızıltuğ, içinde de Hergele var ki ikili birincilik mücadelesi yapıyorlar. Yine Kızıltuğ dışarıda, Hergele içeride. İlerleyen metrelerde Kızıltuğ'un içeriye doğru bir hamlesi olacak ki yavaş yavaş bunu gerçekleştiriyor. Evet, buradaki hamlelerinden dolayı Hergele'nin ilgilileri koşuya protesto çıktı, incelendi ve reddedildi. Bunun neticesinde Mazlum Pirdemir son düzlükte hatalı kulvardan ihtar 562 lira para cezası alırken Pesen Şabiren Tamer Ünlü Türk start çıkışında bir ihtar aldı. Evet Oktay, ne dersin, bir yer değişikliği söz konusu, ihtar ve para cezası katılır mısın? Net katıldım bir karar abi. Hı hı. Yer değişikliği var evet ama zaten geçebilecek gibi. Geçebilecek gibi değildi. Zaten Hergele'nin de temposu yavaş yavaş düşmeye başlamıştı o metrelerde. Ama tabii ki hani rakibinizin çok fazla önünde değilken bu tarz bir hamle yapmak çok da hoş bir görüntü değil. Evet. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bence Mazlum Pirdemir değil, Safkan kaçıyor. Tabii. Çünkü düzlük üzerinde sürekli içe yatan bir Safkan Kızıltuğ. Her yarışında içe yatar. Yaşta ilerledikçe sorunlar artıyor. Mutlaka. O yüzden dolayı böyle bir hamle yapıyor son metrelere doğru ama koşuyu değiştirecek veya gün cezası alacak bir hareket bence değil. Bir de şöyle, ikisinin de performansına baktığımız zaman ikisi de böyle çok diri şekilde potaya girmiyorlar değil. Zaten. Evet, doğru. Hiçbiri, hiçbiri. Aynen öyle. Dolayısıyla burada da zaten düzeltmeye çalışmasına rağmen içeriye doğru bir Safkan hamlesi kaçıyor. Söz konusu. Evet. Yani Mahalli Komiserler Kurulu'da çok doğru bir hareket. Diyor ki ben bunu gördüm. Hı hı. Bunun karşılığı da bu diyor. Es evet. Geçmek olmaz yine de. Evet. Bence doğru karar. Şimdi Oktay'ın söylediği detay var. Bu at 4 yaşlılığından biri belki. Adana'daysa dışa, soldan dönüşlüyse içe kaçıyor. Evet. Yani kronik bir şey var. Evet. Burada iki konu olabilir. Bir, jokeyler bunu bilerek hareket edebilirler. Avantaj gibi kullanmamaları gerekir. Bazıları bunu avantaj olarak işte sonlara kalıyor. Nasıl olsa şimdi komisere çıksa dese ki hocam her yarışında yatıyor. Haklı, şimdi her yarışında yatıyor. Gerçekten de yatıyor. Ha, yatıyor da olur. Baba sen de o zaman ona göre önlemini al. Yani o zaman bariyerden dön. O zaman ne bileyim, anlatabiliyor muyum? Ama yani, iyi de koşunun gidişatına göre şey yapıyor. Hareket rakibine ediyor. De bir şey yapıyorum. Ben Hergele'ye binsem ya çok ayrı gelirim ya dışında dönmeye gayret ederim. Yani ya biraz açılırım, içimi almaya çalışırım. Evet. Ama sonlarda yapılacak hiçbir şey yok. Çünkü atın o gücü zaten bitmişler. Jokeyler de bitmiş. İkisi de zaten bitmiş. Bir an önce potaya yaklaş. Yarış bitsin de. Evet. Herkes burada yani 6'sı, 6 at, 6 jokey, yarışı izleyen seyirci, anlatan spiker, hakem, herkes zaten bitsin de şu yarış. Aynen. Hani tartıya gelsinler. Sağ salim. Herkes tartısın. Biz de kesin sonuç yazalım yani diye bekliyor herkes. Yarışa giriyorlar. Şöyle bir bakıyorsun hani geriden gelen kim var diye. Ya bu yarışı sen yok 500 abi, metre daha uzatsan sıralamada bir değişiklik söz konusu olmaz doğru, diye düşünüyorum. Doğru. Kazananı kutlayalım diyelim. Evet. Ve hemen bir sonraki görüntümüze geçelim. 7 Aralık Kocaeli'deyiz yine. Hakimoğlu Furkan Yüksel'le kazandı. Şimdi koşunun hikayesi iki bölüm şeklinde inceleyeceğiz. Snow Girl start çıkışından sonra sanırım ayağı zamanda değildi herhalde. Bence fauliydi abi. Değil mi? Bir şey oldu. Evet. Bir anda attan. Bence fauliydi. Neyse göreceğiz. Diğeri de karşı düzlükte yaşananlar. Karşı düzlükte yaşananları yaşatan bize de The Last Line Hakimoğlu Mike Winlow. Ben onu söylüyorum. The Last Line'ı yaptı. Yoksa start çıkışını Burak'ın düşünü demiyorum. Ben ilerlemedi. Ben çıkışı hemen Burak'ın düşünü göreceğiz. Tabii tabii. Burak'tan bahsettim. Tamam. Diğerinde pardon. O üçü tabii, zaten tamam. Roman yazıyorlar tamam. Kendi aralarında. Ayrıca konuşalım. Tabii tamam. O zaten koşunun hakimi. Tamam. Şeyi. Yani bu koşuyu almamızdaki maksat o. Evet. Önce startı verelim sevgili Mehmet. Bir start. Snow Girl, Burak Averbak. Evet. Burada büyük bir ihtimalle dediğim gibi yani yumuşak iniş yaptı aslında. Çok hazırlıklıydı aynı. Bence. Evet. Biliyorum yani çünkü bence. Daha önce defalarca kez Snow Girl'ün yaptığı bir hareket. Hı hı. Burak bence hazırlıklıydı buna. Tedirgin bindi. Tabii ki. Net. Evet, şimdi bir daha alalım lütfen start çıkışını. Şimdi seni yoruyoruz şey bugün bir ama. Bir şey söyleyeyim. Burak'ı da üzmek istemiyorum. İyi de giden kardeşimiz ama. Evet. Burak'tan bağımsız
Yıllar öncesinden bir örnek vereyim. Burak değil, tekrar söylüyorum. Bunu yapan Burak değil. İlini de söylemeyeyim, jokeyini de söylemeyeyim. Konuştuğum kardeşlerimden birisi, çok da sevdiğim kardeşlerimden biri. Bir ata denkler olmuş. O da böyle. Yani start çıkışları çok büyük sıkıntı. Start içinde durması çok büyük sıkıntı. Hani kardeşim dedim, hayırdır ya, bu denklere riskli değil mi yani? Abi dedi, startla beraber salarım dedi. Kıramadım dedi. Oğlum bunun üzerine bahis oynanıyor yani. Bunun üzerine bahis oynanıyor. Bahis bir tarafa. At sahibi, atın ilgilileri, seyisi. Hayır, emek. Hayır, emek. Binecek adam yok. Hayır, binecek adam yok. Binecek adam bulamıyorlar. Rica minnet. Abi sanırım yaparsın. Böyle hani oraya gittim geldim, anladın mı abi? Hani o öbür atına çünkü biniyorum. Çünkü ayağı zamanada falan değil. Hani olabiliyorum, olabiliyorum. Kocaeli'ne de gideriz artık gibi olmuş. İnşallah öyle değildir. Ama yani bu kadar da hazırlıksız yakalanmayayım Burak. Yani sen 500 tane, 1000 tane at binmiş adamsın yani. Bir de benim de gerçekten çok beğendiğim bir... Çok düzgün kardeşiniz. De bir karakter bu arada. Burak çok da düzgün bir karakter. Yani çok daha üstlerde olması gereken bir kardeşim Burak. Evet. Düzgün bir aile yaşantısı var. Ya ben şöyle düşünüyorum. Yani bir çekince olabilir ama öyle bir hamle gelebilir mi diye de tedirgin binmiş oluyor biliyorsun. Tabii tabii. Çok yani, doğru. Bindi öyle yani. Binse tabii yani bu her an gidebilir diye bindiğin tabii, zaman tabii. Kaçırırsın zaten. Tabii, evet. Tedirgin olur. Tabii yoksa ben hani bıraktı gitti öyle, öyle demiyorum. Öyle bir şey söz konusu tabii, olamaz demiyorum. Zaten. Ama hani aklında bununla binersen yani ya giderse de nasıl ama yapacağız dersen en ufak bir hamlede zaten bırakırsın. Ama şöyle bir şey tamam. Var zaten ilk defa binsin binmesin bazı huysuz şöyle diyelim bir takım kötü huyları olan isimlere bindiğiniz zaman tabii. İlk kez biniyorsanız ranseyman alıyorsunuz binen arkadaşlarınızla. Tabii muhakkak. Dolayısıyla tabii. Soruyorsun nasıldır hayır, nedir ne değildir. Hayır bu ikinci atlarını zaten Burak kendisi düzenli son zamanlarında sürekli biniyor. Biniyor. Tabii evet. Sürekli biniyor. Yo, İyi ben... de gidiyor. Ekürüyle şansı da tuttu. Burada atın hareketi de ani. Evet. Ama mesela Burak bu hareketi başka bir at yapsa belki daha güçlü durabilecek ama bunun yapabileceğini bildiği için böyle bir dalgınlığa geliyor yani. Yoksa atın yaptığı hamle bayağı sert bir hamle yani öyle küçümsenecek bir hamle çünkü değil. Bir anda içeri attı tabii, kendini. Çok küçümsenecek bir hamle değil. Bir an döndü yani at. Peki şeye geliyoruz. Konya Ovası'nda yer bulamayan arkadaşlarımıza geliyoruz. Seyrederken eyvah dedim biliyor musun? Aynen. Abi? Dedim. Bakar mısınız şimdi? Yani eyvah dedim seyrederken. Şimdi, ve ilk pes eden, özür dilerim abi. Estağfurullah. 6 at koşuyor. Ya ısrar, iddia nedir ya? Burada o yer yani... kapacaksın. Ya bu düzlük yarışı. Herkes yerini muhafaza edip ne yapmak istiyorsunuz? Ben çözemedim açıkçası. Oktay? Birbirlerini yıkmaya çalışıyorlar diyeceğim. Çok radikal sert bir yorum olacak. Evet. Söylemek istemiyorum ama yani ne bileyim. Kim abi isimleri de söyleyelim. Hışman. Hışman Çizik, Furkan, Metin Hamedi. Metin. Furkan Yüksel, Metin Hamedi, Hışman Çizik. Evet bu üçlü. Ama hani çok fazla ısrar eden sanki Hışman Çizik gibi geldi. Zaten bana. Hışman'a ihtarlı... Hışman'la Metin'in... Metin'le Hışman'ın ihtar 562 lira. Evet, Hışman'la Metin'in evet. Bu didişmesi Furkan olmasaydı hastanede biterdi. Bak tekrar söylüyorum. Metin'le Hışman'ın bu didişmesi, bu gereksiz, evet. Bu anlamsız, bu açıklanamaz didişmesi... Furkan Yüksel olmasaydı hastanede biterdi. Ama kim düşerdi? Furkan mı düşerdi? Hışman mı düşerdi? Bilmem. Metin düşmezdi. Ama Metin'le Hışman'ın didişmesinden olurdu bu. Ya Hışman giderdi hastaneye ya Furkan giderdi. Siz kimsiniz abi? Ben hep bunu söylediğim zaman da bana hani taklidimi yapıyorlar. Kimsiniz? Metin'e diyorum kimsin abi ya? Bir de şöyle bir şey. Yani bizim komşumuz sayılır Metin. Nasıl yapar Hışman ya ne oluyor abi? Neyin hırsı bu bir ya? Bir de bu kadar iyi giderken bu her kadar şey. Bu kadar iyi gider ne yapıyorsunuz abi? Vallahi bak ya Hışman düşecekti ya Furkan düşecekti. Hışman hala inat ediyor. Hala ne? Ha. Aynen. Gerçi öyle bir yere geldi. Bıraksa kesin düşecek artık. Evet. Öyle bir yere de geldi. Ya başlama. Metin de diyor ki girme oraya. Girmiş Metin artık yani. Sen bunu biliyorsun. Sen hem bak hem düzenli idmandasın Metin Hamedi. Hem düzenli idmanda yani. Haftanın her günü idmanda bu çocuk. Evet. Yani çok tecrübeli. Hem çok iyi gidiyor işleri şu ara. Maşallah yarış da kazanıyor. Yani bu kadar iyi giderken bu neyin didişmesi abi? 500'e iyi kurtardınız beyler. Yani burada Furkan inat etse bir hastanelik olsa 15'er gün yiyeceksiniz burada. Çünkü çok uzadı. 15 bence gün biraz... yese de yıkılsalar ne olacak? Vicdanla çekeceksiniz. Yani yıkılsalar ne olacak? Biraz yok, şundan da kaynaklı. Düşmezdi burada da. Metin'le Işman yani birbirlerini kolluyorlar. Çünkü yarışın en şanslı gösterilen iki atı. Yatı. Tabii 1-2 doğru. Hani AGF tablosuna baktığımızda da rakiplerinden şu bayağı bir ayrılmışlardı ikisi. 3. ve 4.lükte yani, gördüğünüz isimler. Metin Işman'a diyor ki oraya girme. Girme diyor. Çok girme iyi. Diyor yani. Girme sokmayacağım seni buraya diyor. O da girmişim diyor. Haklı bence bak. Yani. Işman haklı. Ama haklıyken nereye düşürdü? Ya Furkan'ı yıkıyorsunuz böyle. Furkan'ı kim kazandı abi? Yarışı kim kazandı abi? Abi evet. Sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bak çok samimi söylüyorum bunu. Ben o gün müşterek bahise katıldım. Yazdığım iki at
Hışman ve Metin. Metin. Bak yemin ediyorum sonlarda yürü Furkan dedim aynen ya. Aynen öyle. Yani çünkü yıkacaklardı çocuğu ya. Yani yarış içerisinde en fazla haksızlığa uğrayan kişi. Net. Yani Furkan'ın tek hatası burada beyefendi olmak mı? Evet. Çok şükür ki ödül olarak döndü. Çok şükür ki ödül olarak. Yani yemin ediyorum yattım. Buradan yattım ben. Bir de şöyle ama bir şey. Ama çok sevindim kazandığına. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Hem Hışman'a hem Metin'e. Metin Havacı. Çünkü hak etmedi. Hışman da hak etmedi. Metin de hak etmedi bu koşu kazanmayı. Metin benim çok sevdiğim bir kardeşim. Hışman da gayet efendi. İşleri de iyi gidiyor. Allah ziyade etsin. Ama biraz akıllarını başlarına toplasınlar. Ya bu kadar Allah daha net. Çok versin. Bir şey demiyoruz. Düz ama... mantık bakıyorum. Düz mantık bakıyorum. Metin'in altındaki at, dişi at. Evet. Hani çok böyle gösterişli bir fiziği de yok. Değil, evet. Hakimoğlu'nun yanına gelse yavrusu gibi gözükür. Doğru. Küçümsemek için söylemiyorum. Eşkar olarak. Yani eşkar olarak bilimsel bir şeyden bahsediyorum. Hı-hı. Evet. Sen bu atla neyi kapatacağını zannediyorsun? Senin kısrağın 5. kalmasının sebebi yanındaki erkek ata, sözüm ona, kafa tutmaya çalışman. Kısrak neye uğradığını şaşırdı. Yanında bir tane direnen at var. Onun içinde başka bir at var. Kısrağı yarıştan düşüren hamle oldu. Yani ben oraya onu sokmayacağım derken kendi kısrağının yarış performansını etkilediğini fark ettim. Çünkü hırslandırıyorsun orada zaten. Senin kendi hırsın, senin kendi hırsın. Bak Metin başlangıçta haklı olabilir. Oraya Hışman'ı sokmak istemeyebilir. Yani ama girdi. Ama girdi adam. Girdi. Abi baksana girdi. Şu an yani Hışman'la yan yanalar zaten. Bundan yani. Sonra yapacağın hamle içeridekini yıkmak olur. Bak Metin hala geliyor içeri. Bak geliyor hala geliyor. Bak bu hareketini kimseye kötü anılar hatırlatmak istemiyorum ama bu hareketin devamı ne olurdu biliyor musun? Bu hareketin devamı. Yarış zamanı ya da dürbünden yansıyanları açsınlar. Evet. Heh. Bu hareketin devamı ne olurdu biliyor musun? Yani. Yarış zamanı ya da dürbünden yansıyanları açsınlar. Evet. Çok severek, çok beğenerek izledim kardeşim Yalçın Akağ açtan. Bu evet. Yarışta Furkan bunu yapamayabilseydi, Yalçın yapamadı çünkü zaman yoktu. Evet, aynen. Burada evet. Zaman vardı. Furkan çünkü baktı dışarıda iki kişi didişiyor. Ne oldu? Kişilerin didişmesi nerelere evet geliyor iş? Evet. Evet abi. Bak bu çok küçük gibi gözüken, bence haftanın damga vurması net. Gereken net. Didişmelerinden biri. Abi kesinlikle. Ne kadar gereksiz bir hırsınız var aynen. Sizin. Yani 1000'den 800'e gelene kadar çıkartmayacağım diye. Kim kazandı? Kim kazandı abi? Sakin olan kazandı. O yıkmaya çalıştığınız çocuk kazandı. Birbirinizle didişiyorsunuz. Birbirinizle didişmekten birinin dişi atı nispeten ufak tefek rakibine göre o pıstık aldı. Geçen yarışıyla bir mi? Bir tek Allah'ı bir bu atın geçen yarışta koşan atla. Ya abi geçen yarış nasıl geçti? Nerede döndü virajı geçen yarış? En içte Hakimoğlu'nu uzak geçti. Hakimoğlu'nu uzak geçti geçen yarış. Yani. Ama buradaki problem o değil ki. At performansından ziyade bütün yarış boyunca didiştiniz. Aynen öyle abi. Yani didiştiniz. Aynen. Darbeler vesaire. Şey hiç kafam var ya hiç basmıyor. Ben bu yarış benim hayatım ve zevkim. Ya ben bir yarış seyrederken sırf ben değil yarış sever olarak da niye ben eziyet çekeyim kimin başına ne gelecek diye oturup ekran başına seyredeyim. Vallahi ben de ya Hışman ya Furkan bassın enseyi benim bu derdim, seyrederken. Biri enseye yani. Basmalı diye bu sıkıntılı dedi. Günlerde ekran karşısındaki ne mutlu diyoruz. Hiç aralıksız devam ediyoruz. Ne mutlu bize diyoruz ki bunları mı yaşayacağız biz ekran karşısında? Bunları mı göstereceğiz insanlara? Bu The Last Line'da. Bu şey olur ya özür dilerim. Rica ederim abi. Trafikte şey olur. Bazen yanımdaki böyle makas atar görürsün. Kapatırsın. Ya gereksiz böyle uzarsın. Bunu yani araba kullanan herkes yaşamıştır. Onu oraya sokmayacağım diye. Hiç ya, uzatmam alsın gitsin diye. Peki neden? Onu zorluyorsa bir sıkıntı bir var. Bir araba öyle gelsin, bir araba geride gitsin. Bittikten sonra yani tartışma ya da o sinirin geçtikten sonra dersin ki evet. Ya önüme geçse ne olacak? Aynen abi sonra. Yani. Işte. Bunu dersin. Ama o sırada kaza mı olur? Zora mı girer? Ağzından kötü söz mü çıkar? Onun ağzından kötü söz mü çıkar? Ne gereksiz diyorlar. Ama sen orada... Yani. Bir kişiyi mi etkilersin? Sen orada frene basarak bir öngörüde bulunuyorsun ve bir ileride belki olabilecek bir kazayı engelliyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle abi. Burada da onu yapan, sakin kalan, ya ben bu mantıksızlığın bir parçası olmamalıyım Furkan. Ya Furkan'dı. Evet. Tebrik ederim. Mükafatını aldı. Örnek bir finaldi bence. Yani ben de tebrik ediyorum. Helal olsun kardeşim. Hani bazen an geliyor demek ki yerini kaybetmemek değil. Atını sakin bir şekilde sprinte kaldırabiliyor olmak da demek ki kıymetli hale geliyor. Hani bazen diyor yerini kaybetme. Yerini kaybetmeyenler gitti. Şimdi burada bir problem var yalnız. Finalde onu hiç konuşmadık. The Last Line, Hışman Çizik ihtar. Hakimoğlu, Furkan Yüksel ihtar. Para cezası da var Hışman'a. Mike Quinlan, Metin Amedi ihtar 562 lira. Bu karar bence çok doğru bir karar eksik değil. Bence. Çok eksik. Bence hoca görmüş. Görmüş. Furkan'a da biraz ihtar vermiş çünkü Furkan başında tamam, olabildiğince gidiyor. İhtar ama diğerleri ihtar. Asla burada bir gün cezası mutlak çıkmamıştı. Bence Hışman'ın da 562 ve ihtarı
bir nebze kabul edilebilir, bir nebze ceza olmalı bence. Ama mesela hışmanın açısından baktığım zaman abi girmişim zaten. Hışmanın da şey işte bir, hala devam etmeleri. Evet, hışmanın uzatmasından bir 3 gün 5 gün belki verilebilirdi. Ama Metin bir hafta. Ama Metin. %100 almalıydı. Metin'in bir kere şunu söyleyeyim. İkili diyalogları çok iyi bir kardeşim. Çok. Gazi Osman Paşa temelli, ondan dedim komşum gibidir. Bizim oralar laf yapmayı bilir. Yani acayip. Yukarı çıktı mı abim demeyi bilir. Tabii tabii. Anladın mı? Ya büyüklerine, küçüklerine saygılı bir çocuk. Saygısını eksik etmez, sevgisini eksik etmez küçüğüne. Yani fıtratımızda var, öyle söyleyeyim. Bunu kötü bir manada söylesem kendimi katmam, kendimi de katıyorum. Yani orada nasıl diyaloğa gireceğini iyi tayin eder. Öyle olduğu zaman biraz hoşgörü alır Metin'de. Aynen öyle. Bunu görüyoruz. İstanbul'da da gördük bunu. Metin komiserler kurullarını da fark ediyor. Yani, tam bir Gazi Osman Paşa çocuğu yani. Anlatabiliyor muyum? Laf yapıyor abi? Laf yapıyor. Belli ki. Yoksa buradan ihtar 560 kere hakiki sihirbaz işi yani bu. Ben burada ortaya da bir şey atayım. İlgilenen, anlayananlar rakibe saygı çok yani, önemli. Tabii. Finalde öyle bağlayalım. Rakibe saygı. Herkes evet. Üstüne düşeni alsın. Ne demek istediğimizi de anlasın. Ben de son noktayı şöyle koyayım. Ben The Last Line'ın da My Queen Love'ın da bu koşudan %100 sağlıklı çıkmadığını düşünüyorum. İnşallah da öyle değildir. İnşallah yanılırsın. İnşallah yanılırım. Ama mutlak her iki safkanın bir sonraki koşusunu ben merakla bekleyeceğim. Diyelim ve Furkan'ı ve Hakimoğlu'nu kutlayalım. Devam ediyoruz. Şimdi öyle bir yarış seyredeceğiz ki bazen Mahalli Komiserler Kurulu'nun dediğim gibi yapılan hamleleri takdirle karşılarken bazen de eleştiriyoruz. Bazen de ben yarışları seyrederken farklı bir koşu mu seyrediyorum diye algılıyorum. Şimdi evet. Böyle bir koşuyu ekranlara getireceğiz. Önce hikayesini anlatalım. Hı hı. Fazlı Bey Necmi Altın'da kazandı ki şunu biliyoruz. Son yarışlarında sürekli üçüncülükler elde eden bir isimdi. Bu kez kazanma başarısı gösterdi. Önce doğru. Fazlı Bey ve Necmi Altın'ın hakkını teslim edelim. Evet. Şimdi burada Katil Tay, maalesef Ersin Kılık tayından düştü ama hı hı. Sebeplerini anlatalım. 8 oğlu Dilde, yani startı da 9 ki birazdan ekranlara gelecek hikayeyi anlattıktan sonra bir adım içeri gelince diğer rakipleri de kademe kademe içeri geldi. İlk kez start alan bir isimdi o gün için Dilde. Evet, iyi bir orijine de sahipti. Atik Bey Uzuca Kızı. Uzuca Kızı ki evet. O gün benim yayınım vardı, bayağı da bahsetmiştim. yarış zamanı vardı. Çok konuşmuştuk. Evet. Bunun neticesinde Ersin Kılık ve Katil Tay, düşünce Ersin Kılık, daha öncesi Mehmet Doğan rakibine çarparak düşmesine neden olduğundan komiser raporunu okuyorum. Hı hı. Savunması istenmiş. Aynı gün savunma veriliyor. Enteresan olan 562 lira para cezası var. 7 gün sanat icrasından men var. Bir de ayrıyeten ihtar var. Bunu evet. İlk görüyoruz herhalde. Evet. Belki sehven yazıldı, onu bilemiyorum. İhtar ve ceza aynı. Evet. Şeyde. Bir de şöyle bakalım şimdi. Koşunun hikayesini anlattık. Starta bakalım şimdi sevgili Mehmet, start çıkışı. 9 starta dikkat çekiyoruz. Evet. 9 start çıktı, normal bir start çıkışı, önlere gelmeye çalışıyor. Yavaş yavaş iç bariyere doğru bir hamleleri olacak, minik minik bir adım. Bakın yavaş yavaş geliyor, evet domino taşı gibi yavaş yavaş. Hop, finalde geldi, o da içindeki ata çarptı oh. Dağ avcısı. Katil Tay'a çarptı ve bunun neticesinde büyük geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Geçmiş olsun. Şimdi burada dağ avcısı Mehmet Doğan'a kesildi. Ya iyi de Mehmet Doğan ne yapsın? Dışarıdan Dilde ilk yarış hayatına ilk yarışı bu. Kademe kademe geldi. Çok abartılı gelmedi ama içindeki tayların hepsi bundan etkilendi. Kontrolsüz evet. Gelince etkilendi ve aynen bunun neticesinde abi. De finalde dağ avcısı da Katil Tay'a kaçacak yeri de kalmadı. Dağ avcısına sevgili Mehmet tekrar start çıkışını verir misin lütfen? Dağ avcısı basacağı yeri görmedi hayvan. Ayaklar birbirine karıştı. Ayaklar farklı yere bastı tabii zaten. Tabii ki. Çünkü yani. O da bir darbe yiyor. Bakın. İki starttan çıktı Katil Tay. 9 starttan da Dilde çıktı. Evet. Bakın geliyor. Şeye bakalım. Dağ avcısı o kendi beyaz yerinde, kapalı gözlük. Beyaz kapalı gözlük. O gelince o artık yapacak kaçacak bir yeri kalmadı zaten. Evet. Ersin Kılık da kontrole başta hastaneye kaldırıldı. Neticesini bilen var mı? Bindi. Yani herhangi bir şey yok. Evet, tamam. At bindi. At bindi abi. Dolayısıyla yani buradaki kararın ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Dilde'ye binen Mustafa Işık. Evet. Kardeşimize hiçbir yaptırım yok. Yok. Hayır, burada şeye ceza verilmesi enteresan. Dağ avcısı Mehmet Doğan'a Doğan. Ceza kesilmesi. Evet. Yani Mehmet Doğan o hamleler olmasa gelse evet tamam, cezayı okay, kes. Ama sıkıntı yok. Evet. Ama çocuk ne yapsın? Dışarıdan Enver ne dersin? Yani inanamıyorum. Değil mi? Yani şu yarışın başlangıcını görüp bir kere iki şeye inanamıyorum. Bir tayın isminin
Katil Tay diye onaylanmasına inanamıyorum. Yarış zamanı vardı. Orada evet. Aynı şeyleri söyledi. Abi atıyorum. Ya tamam, bir hikayesi vardır belki. Nedir bilmiyoruz ama onaylanması. Evet. Bazen öyle isimler onaylanmıyor ki. Abi nelerden dönüyoruz evet. Yani? Hangi isimler? Ya sahada olup ismi değişen at var. Doğru. Var, evet. Sonrasında işte bir siyasi olayın evet. Simgesi oldu diye falan. Bu de acilen değişmeli. Katil Tay diye at ismi olmaz abi. Biz böyle bir sporun temsilcisi değiliz yani. Bizim taylarımızdan Katil Tay diye bir şey çıkmaz yani. Böyle bir isim olamaz. Evet. Kim böyle bir ismi öneriyorsa bana dese ki bundan dolayı öneriyorum. Anlatmaya çalışsın. Anlamam. Mantıklı bir açıklama. Kim onaylıyorsa o da bana dese ki ben bundan onaylıyorum. Onu da anlamam. Evet. Yani lütfen ya. Yani lütfen. Yani içinde bulunduğunuz camiayı da biraz gözetin ya. İsim kalmadıysa sağa sola başvurun. Deyin ki ya biz isim bulamıyoruz ya. Bir tek Katil Tay geliyor aklımıza. Başka isim bulamıyoruz deyin. Mutlaka yardımcı olan çıkar. Bu kadar güzel bir Tay'a mutlaka güzel bir isim çıkar. Bir o kısmı hiç anlamadım. İki, bunu nasıl ayırt edemez evet. Mahalli komiserler kurulu? Şoku gibi. Ben yarışı, koşuyu ekrana vermeden önce söyledim. Bazen dedim başka yarış mı söyle diyorum yani. İnanılmaz. Şoka gibi. Abi kardeşimizin kaskını nasıl çıkar bu kadar kolay? Önde giden Mustafa Işık'ın kaskının siyahlığı değildir inşallah soldan Serkan. Beyler ne yapıyorsunuz ya? Kaskın ipi de rahatsız etmesin ya 1400 yarışta, 1200 yarışta. Çok net görünüyor mu ama dikkat, yanlış bir şey konuşuyor. Ersin'in ki öyle çabuk düştü ki. Evet. Ya öyle çabuk çıktı ki. Evet. Acaba dedim ama önde de Mustafa'nın da sallanıyor. Çünkü yani çok böyle bir düşüşte, sert bir düşüş, Allah korusun sizi koruyacak ya, kask yelek, yeleğiniz ve kaskınız. Tabii ki. Kask bu kadar çabuk çıkar mı? Bu kaskların bir standardı var. Bak o kaskı normalde yani girdiği standartta çekiçle ayırmaya çalışsan ayıramaman lazım. Düşüşünü bir görelim. Yani çok atın yerde olduğu sahneyi görmek istemiyorum ama daha doğrusu düştükten sonraki sahneyi görelim. Kask. Yani ne oldu da Ersin'in kaskı kafasından fırlayacak kadar bu? İki, Mustafa Işık'ı ben sanki sarkıyor görüyorum solundan. Ona dikkat etmedim abi. Ben de etmedim. Yani eğer bunlar gerçekten bağlanıyorsa bu kardeşlerimiz zaten maske var abi diye düşünüyorlarsa yani burası da sıkıyor diyorlarsa. Öyle bir şey söz konusu olamaz çünkü hayatını kurtaracak işte aynen böyle bir düşüşte. Bak Ersin'in düşüşü de yani atın düşüşü üzücü tabii. Kafayı da vuruyor ama kask çıkar mı abi böyle bu kadar kolay? Ben bilmediğim için soruyorum, kask bu kadar ama kolay Ersin çıkar mı abi? Kendisi sanki çıkarıyor gibi abi. Yok ya çıktı. Yok ya yeri sonra vurduğu gibi çıktı. İki tur attı ondan sonra çıktı. Bak şimdi Mustafa'nın da bak sola. Gözlükse kusura bakmasın gözlük de sallanıyor olabilir. Hı hı. Hani gözlüğün ucu saçtığı gözlüğü indirdiği şöyle gibi bir şey, sonra indirdi. Evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ama eğer orayı açıp şöyle bir şey söyleyeyim. O olmaz. O olmaz. O ama şunu söyledim doğru bir nokta. Kask hayati bir destek. Dolayısıyla ona da dikkat etsinler diyelim. Aynen öyle abi. Çünkü dediğim gibi buradaki tek amaç bu. Bu düşüşler maalesef çok tatsız mesela ama. Mesela ben Ersin olsam bu düşüşten sonra kask bu kadar çabuk çıktıysa hemen o kaskı değiştiririm açık söyleyeyim. Doğru. Ben Ersin olsam bu yarışı tekrar izlesem hemen kaskımı değiştiririm. Bu kask bu kadar kolay çıkmaz abi. Bir de şöyle bir şey ben bir kez daha söyleyeyim. Mahalli Komiserler Kurulu bu yarışı bir daha seyretsinler bence. Tamam. Ki Mehmet Doğan bence yörenin en usulüne, nizamına uygun bir de çocuğun yapacak bir şey yok ki. Ya şimdi ben Oktay'ı itiyorum. Senin yerin yok. Duvara sıkıştırmışım seni. O gelip sana çarpacak yani. Yapacak bir şey yok. Nasıl dursun? Ben dediğim gibi yani bir kez daha yarışın seyredilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet. Bakalım şöyle bir zamanımızı da kontrol edelim. Oktay sen bir şey ekledin mi ben? Yok abi yok eklemeyeceğim. Pardon. Sıkıntı yok abi. Hayır olmaz öyle şey. Heyecana kapıldık. Gerçekten çok öyle. Yok yani söylemiş olduğun gibi abi zaten. Olsun, kusura bakma çok estağfurullah. Pardon. Mustafa Işık'ın da mutlaka bir ceza alması gerekiyordu. Ha demek bu olay düzlükte olsa, düzlük üzerinde olsa Dilde'yi birinci ilan edip Mehmet Doğan'ın bindiği safkanı mı arkaya atacaklar? Aynen. Yani şimdi o olayı düzlüğe aldığım zaman başka böyle bir mantık sonra çıkıyor evet yani. Evet, güzel soru bence. Hı-hı. Yani Dilde'nin birinciliğini herhalde onaylayacak yani Mahalli Komiserler Kurulu düzlükte olsa. Biraz önce konuştuk hani Mahalli Komiserler Kurulu işte ne kadar güzel kararlar veriyor diye. Ama bir tarafta da diğer Mahalli Komiserler Kurulu var. İşte hı-hı, bir standartın yakalanması lazım. Hayır bir de şöyle bir şey var. Önlerinde koşuyu defalarca seyretme imkanları var. Üç göz
3 kişi seyrediyor. Mutlaka. Yani dolayısıyla yani çok zor. İsterlerse farklı açılardan bile seyredebilirler. Aynen, çok zor değerlendirilecek, yani çok zor bir koşu değil. Çok net bir koşu bu çok, yani. Çok net bir koşu kesinlikle. Biz bile bir kere izlemeyle hemen aynen süzebiliyorsak yani doğruyu, onların da süzmesi lazım. Bir şey yapıyorsun yani, sırf o çarpma mı, o çarpma nereden nereye geldi onu mutlaka görmek lazım. Aynen öyle abi. Peki, dediğim gibi tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ileterek haftanın geçmiş koşularına olsun geçelim. 5 Aralık 2020 İzmir'deyiz. Kısa vadede 7 dişilere ait bir koşu. Cennet Arası koşusu ki çok önemli bir isme William Giro yarışçılığımıza damgasını vurmuş bir ekürü ki hafta içerisinde pro yarıştan önce de Cennet Arası ile ilgili çok güzel paylaşımlar yapıldı. Evet. O eski günlere de bizleri götürdüler ki daha sonra da Türkiye Jockey Kulübü'ne devredilen bir yer ki William Giro ekürüsü gerçekten müthiş isimleri yani koşma koşmasıyla tanınan ve bilinen çok ünlü ve köklü bir ekürü. Benim de seyretme şansım olmuştu ekürünün atlarını. Ne bakıyorsun? Hakikaten şimdi İzmir yarışçılığı dediğiniz zaman kurucu ailelerden biri. Kesinlikle. Evet. Dönemin en bölge üzerindeki hem ticari hem işte ekonomik sosyal söz sahibi Levanten ailelerinden biri Giro ailesi. Çok büyük başarıları var yarışçılıkta. Kesinlikle. Şu anda Giro ailesi olarak belki işin bir parçası değil ama mesela bildiğim kadarıyla Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Bey'in eşi Karolin Hanım Giro ailesinin bir temsilcisi. Keşke Ali Bey tıpkı babası gibi, Vehbi Bey gibi gelse, at sahipliği yapsa, Karolin Hanım tıpkı atası William Bey gibi gelse, at sahipliği yapsa. Evet, keşke hani bu olsa. Aileler, evet, bu ailelerin çok mutlaka sahada görmek isteriz mutlaka. Olmaları gerekir. Vallahi evet, şöyle hani söyleyeyim. Şimdi de William çok Giro deyince aklıma böyle çok değerli, evet, çok pardon. Estağfurullah. Bu tarz köklü aileleri de mutlaka sahada tutmamız lazım. Ben çok hoş olurdu yani Karolin Hanım'ın ya da Ali Bey'in kesinlikle burada at koşmaları. Jenerasyonun devam etmesi. Şimdi de çok önemli aileler var ama eskiye gittiğimizde Türkiye'ye yön veren tabii. ailelerin hipodromlarınızda boy gösterdiğini biliyoruz yani. William Bey de hani şimdi açıp baksana Türkiye Jockey Kulübü kayıtları çok eskiye doğru da gidiyor. Hani hakikaten bir döneme damga vuran büyük ekürlerden biri. Tabii ki. Konuşmadan geçmek istemedim açıkçası. Cennet Arası deyince doğal olarak. Yani Black Phantom koşuyu kazandı. Mustafa Çiçek'le baktığımız zaman da son 4 yarışı oldukça başarılı. 3 birincilik bir ikinciliği olan bir isimdi. Ekrana getirelim arkadaşlar. Desert Linus, start çıkışından itibaren koşunun liderliğini yapan isimdi ki sonlara kadar mücadele devam etti. Sonlarda Black Phantom koşuyu kazandı. Burada yarış severlere bahsedeceğim bir isim var. Ortant Gray. Çok sevdiğim bir dostumun da ilgisi olduğu atın sahibi. Yakın olduğum biri. Yakın olduğum biri. Evet. Dolayısıyla bu yarışa çok çok hazır girdi, onu söyleyeyim. Bu yarışı kesinlikle ölçü almasınlar. Kum pisti yapamadı. Evet, kumda gitmedi. Evet. Kumda hiç gitmedi. Yani start verildiği andan itibaren adım atmadı. Yani ilerleyen günlerde sentetik piste boy gösterecek. Dolayısıyla aman ha es geçmesinler. Belki de İzmir'deki kum pisti yapmamış olabilir. Yani vallahi, Bursa kumu belki biraz Bursa daha hafif olduğu da için hani belki orada biraz daha iyi koşabilir. Evet. Fakat İzmir'de hiçbir yerde işlemedi. Düşün ki serüven 10 boy startta kaldı. Ona rağmen geçirdi. Evet. Yarışa dönecek olursak az önce de bahsettiğim gibi Desert Lions İç kulvarda, dışarıda Black Phantom müthiş mücadele devam ediyor. Sonlarda Black Phantom hakim oldu ve birincilikler hanesine bir yenisini daha kaydetti. Key to My Heart sarı yeşil formasıyla dışarıdan geldi. Orada fazla üzülmeden rahat bir şekilde ikinciliğe geldi. Geceken ataklarla. Geceken Desert Lions 3. Derin Doğa 4. 10 boy startta kalmasına rağmen de serüvende 5. oldu ki serüvenin de zaman zaman iyi yarışları var. O da kısa vade yarışlarda koşuyu çok gerilerde takip etmesine rağmen bir ikincilikleri var diyelim. Evet. Ve Enver'le başlayalım. Kısa kısa geçelim arkadaşlar. Tamam. Black Phantom, Oktay, Enver'le başlayalım. Valla bu ekürüyle ilgili bir şey söyleyeyim. Hüseyin Yıldız ekürüsü yanılmıyorsam. Çok böyle nokta atışı atlar getirip atlarından maksimum verim alıyorlar. Benim çok beğendiğim atçılık tarzı bu. Onları tebrik etmek istiyorum. Daha lokal hareket ediyorlar. Yani İzmir özellikle merkezli hareket ediyorlar. Koştukları her atın bir performansı var. Şimdi müşterek bahise katılan yarışsever bazen ata bakar, bazen jokeye bakar, bazen uğurlu sayısına bakar, bazen de ekürüye bakar. Bu işin bir sürü dinamiği var. Mesela benim İzmir yarışlarında ekürü olarak gördüğüm zaman kalem oynattığım ekürlerden biri. Çünkü her atlarında bir performansı var. Hele ki
mesela bu da bu söyleyeceğim detay da birçok yarı severin dikkatinden kaçmamıştır istatistik olarak. Hele ki o bölgenin önde gelen jokeylerine şans verdikleri yarışlarda mutlaka atları iper. Yani at hazırsa hemen üzerine o bölgenin formda jokeyini atıyorlar ve başarı da geliyor. Mustafa zaten bölgenin kumaşı, kalitesi, istatistiği ortada jokeyi. İzmir dedin mi akla gelen? İzmir dedin mi belki Mustafa akla Çiçek. Gelen ilk isim evet. Diyebiliriz. Mustafa Çiçek. O biniyor. Diyorsun ki tamam Yıldız Ekürüsü'nün atı işte beyaz mor forma. Mustafa Çiçek deklere at çarpı geç. Mutlaka iyi koşacak. Ya bir olur ya iki olur diyorsun. Bir bakıyorsun istatistiğe. Ya 10 kere öyle yaptıysan 8'inde haklı evet. Çıkıyorsun. O yüzden bak çok küçük detay gibi gözüken Bakayım. Şeyler bunlar. Küçük detay gibi gözüken şeyler bunlar. Ama ben ekürlerinde böyle illa hep grup ya da kısa vade kazandığında mı söz edeceğiz? Yok böyle işte ya, adı hani nispeten daha aşağıda kalmış bir yarışta da mutlaka söz edebilecek bir durumu olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bence özel bir ekürü. Kendi Okay. çapında iyi iş yapıyorlar. Yarı severler de herhalde o gün aynı Emir abi gibi düşündüler ki %70'in üzerinde tabii, bir AGF oranı vardı Black Phantom'un. Mustafa Çiçek de henüz namalup. Evet. 4 kez koştu, 3 kez Mustafa Çiçek bindi, 3'ünde de foto yönde geçtiler. Ben Desert Lines'a dikkat çekmek istiyorum. Bu yarıştan önce Tay'da ufak tefek değişiklikler oldu. İşte ekibinde vesaire. Şimdi çok fazla dillendirmek istemiyorum burada da. Bu yarışta çok iyi koşmasını bekliyorlardı. Ön tarafta Backspin gibi ayağına çok seri bir ismin temposunun üzerine çıkmasına rağmen ben sonlara kadar gelmesini çok beğendim. Black Phantom tabii ki koşunun galibi. Onu farklı bir yere koyuyorum ama yarı severler Desert Lions'ın bir sonraki koşusunda bu taya mutlaka şans versin. Şöyle söyleyeyim. Mesela Black Phantom da bayağı etkili koştu o gün için. Bayağı da etkilendi. Olmasa önde rahat kalsa aynen farklı bir abi. Performans aynen sergileyecekti. Öyle. Çünkü burada birinciliğe ortak. Buralarda artık temposu biraz düşünce. Çünkü mücadele... Doğal olarak temposu düştü abi. Düşüyor tabii. Çünkü son öndeki rakibini geçme mücadelesi verirken... Mustafa'nın vücut dili de abi sizi destekliyor. Sanki düzlüğe çıktığında çok kolay Kenter kazanacağım böyle hani... Ama kamçıyla bir gıdıkladı. Baktı ciddi. Tabii tabii. Bildiğimiz Mustafa Çiçek teşvikleri devam geldikten sonra çünkü, atacak kurtardı. Evet. Zaten biraz daha koşuyu önlere yakın değil. Biraz gerilerde takip etse evet. İş tehlikeye girer. O yüzden Desert Lines'a dikkat. Peki devam edelim. İstanbul'a gelelim artık İzmir'den. 6 Aralık. 2020 kısa vade 8 Atıf Er koşusu ki önemli bir koşudur. 1500 metre kum pistte 1.29.30 yaptı. Kim? Zabun. Görelim o Zabun'un Halis Karataş'ta kazandığı koşuyu. Çakalınoğlu starttan biraz tereddütlü çıkmasına rağmen şu anda dışarıya aldı Hışman. Öndeki mücadeleye katılma mücadelesi veriyor ki Lord Admiral'ın dışına geldi ve koşunun liderliğini aldı. Düzlük dönüldü. Düzlük döndükten sonra da liderliği devam etti. Aslında startı iyi alan Çirçus. Zaman zaman önlerde gidebilen, zaman zaman bekleyebilen, hem öner markayı yapabilen. Artık bekliyor. Bekliyor. Evet. Çok da iyi performans sergiliyor. Koşunun liderliğini yapıyor ki koşuyu kazanan Zabun, hemen az önce bahsettiğimiz Çirçus, turuncu ağırlıklı formasıyla izliyoruz. Hemen onun arkasındaki isim Zabun. Düzlük dönüldükten sonra da bu mücadeleye Ağrı Kasırgası onların önlerinde devam ediyor ki benim de çok beğendiğim, çok karakterli bir isim Ağrı Kasırgası. Evet yani. Gücünü farklı kullanabilen ve daha neler yapabileceğini en azından kendi adıma söyleyeyim. Kesinlikle abi. Beklediğim, merakla beklediğim isim. Burada Çakalınoğlu'nun peşine ilk düşen isimdi ki buralarda onu yakalama mücadelesi verirken Çirçus ve onun dışından da Zabun'un etkili atakları var ki bu ikili Ağrı Kasırgası'ndan da Çakalınoğlu'ndan da kolay kurtuldular açıkçası. Zabun da içinde bulunan rakibini geçerken odanın da çok zorlandığını düşünmüyorum açıkçası. Zabun'da oldukça iyi performans sergilerken Çirçus'un Ağrı Kasırgası'nın Çakalınoğlu'nun performansları da etkiliydi. Sonlarda Aliço en azından dördüncülüğe ortak olmak adına mücadelesini verdi ama bunda da başarılı olamadı diyelim ve Oktay'a sözü verelim. Zabun tam bir sentetik pist atı diyebiliriz herhalde. Kesinlikle. Bugüne değin toplamda 6 kez sentetik piste koştu. 3 birinciliği, 3 ikinciliği var. Yani ilk 2'den hiç düşmedi sentetikte. Hatta bir önceki birinciliğinde de yine çimden kuma sentetiği alınan nimet oldu o. O gün için. Çok kolay kazandı. Aynen öyle. Ve öyle bir gündü o gün. Evet. Müthişti. Aynen öyle abi. Yine bu koşuya gelirken hazırlıkları da muazzamdı. Ben normal kum pisti de en az sentetik kadar başarılı yapabileceğini düşündüğüm isimlerden bir tanesi Zabun. Ha olur ilerleyen dönemlerde işte
farklı illere giderse kumpist yarışlarına orada da değerlendirilmesi gereken bir isim olduğunu düşünüyorum. Bu yarış özelinde benim en dikkatimi çeken isim Zabun oldu. Ömer, böyle teşekkürler Oktay. Rica ederim. Şeyler oluyor ya, mesela yarış zamanında oluyor veya yarış severler adına da pistler değişiyor. Evet. Elimizi kolaylaştıracak isimler oluyor. O gün için Zabun da gerçekten tabii şey oldu, böyle mest oldu. Çok kolaylaştı. Zor bir koşuydu. Bir evet, anda kolaya abi döndü iş. Aynen öyle. Dediğim gibi yani çok şey oluyor. Rahatlatıyor kesinlikle insanı. Bir kere çok iyi hazırlanmış belli. Bir de bazen yarış şansı dedikleri bir şey var ya. Yarış başladı. Çakan'ın olay önce startı ağır aldı. Doldurdu. O sırada Mehmet yerini almak için bir hamle yapmıştı. Lord Admiral onu geçmek için bir hamle yapmıştı. Yani belki normal startı alsa, herkes yerini bulsa bir saniye daha aşağıda gidecek yarış. O ağır alınca Mehmet daha iyi bir yere koyayım, Lord Admiral onun önüne geçeyim derken onlar için dezavantaj. Bekleyenler için. Bekleyenler için de kaymaklı ekmek kadayıf oldu. Yiyen Zabun oldu tabii. Doğru. Ben hem Oktay'ın söylediklerine katılıyorum. Zaten sentetikte sınıfı belli bir at. Çok, yani çok farklı bir at. Yani. Halis Karataş gibi bir usta binmiş. Yarışta hani hadi başlatın deseniz, sayın işte selam olsun Turban Bey'in önüne senaryo koysanız ya da Halis abinin önüne senaryo, Şahin abinin önüne senaryo koysanız, ya böyle olsa çok iyi olur bizim için diyeceği şeyler olmuş yani, hiç tak 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 diye. O zaman şey derler, koşmayalım zaten kazanırız. Hakikaten yani yarışın ilk 200 metresini seyret zaten. Evet. Zabun birinci, Çirçuz ikinci derdin. Çirçuz'a evet, bir parantez açayım. Bence çok iyi koşuluyor. Ben çok beğendiğim bir isim. Çok beğeniyorum. Çok iyi koşuluyor. Ayhan'la da bence böyle hani Ayhan'la böyle frekansını yakaladı mı o atın maksimumunu alır. Hmm. Bence maksimumunu alıyor. Yani geçildikleri yarışta bile bundan daha iyisi olmazdı zaten diye biliyorsun. Ben Ayhan'a şöyle bir eleştiri yapabilirim burada. Abi böldüm, kusura bakma. Biraz daha öne yakın gelip. Kesinlikle abi. Zabun'dan önce sprintine başlamalıydı. Ben çünkü aynen o gün öyle. Yani Zabun'dan önceden ziyade şu biraz anda daha yakın gidip Lord Admiral'ın ve yani en kötü ağrı kasırgasının gittiği yerde gitmeliydi çünkü bence. Çünkü yapabilecek potansiyeli. Evet, çünkü Zabun'la birlikte sprinte kalktığınız zaman ben içimdekini tutmayayım o zaman. Şimdi bazı jokeyler var. Yarış içerisinde diğer jokeyleri karar alma konusunda caydırıyorlar. Mehmet Kaya, bak Mehmet Kaya ilk 3 jokeyden biri değil şu anda. İlk 3 jokeyden biri değil yani skor olarak. Ama yarış içerisinde belirleyici ilk 3 jokeyden biri. Çünkü mesela Mehmet'in dışına çıksam verir mi vermez mi belli değil. Yürür öyle bir yerde kalırsın ki viraj üstünde. Dönersin anlatamazsın, abi ben gidiyordum Mehmet abi yürüyünce hani çok atıyor. Doğru. Hani evet. Anladın mı yani, çok terse sokar. Akın şey, Ayhan niyetlendi karşı düzlükte, dikkat edin dışına doğru bir hamlesi var. Gelecek baktı Mehmet Kaya var, dedi ki ulan yürüsem virajı biz döneriz dışarıda, al başına belayı, aldı tekrar arkasına. O yok, sahne var. Hayır, yok, ben onu demiyorum. Start çıkışı çıkış yapan Çirçuz. Çünkü tamam, yeni çıktı. Orada devam yeni edip yerini alacaksın. Da, orada bir karar vermen lazım. Yani orada da kan takmaya asıl ki asıl ben, asıl benim asıl, koşu asıl öncesi senaryom. Ben o gün Çirçuz'u yalnız evet başına değerlendirdim kendi adıma. Ama bu senaryodan dolayı değerlendirdim. Ben biraz dedim, mesafeden yaptığını düşünüyorum. Ön gruba yani yakın gidip 400 olsa hiç tereddüt etmeden gelirdi. 1500 olunca bir adam attı diye düşünüyorum. Ya ben en azından öyle görmek isterdim. Evet, olabilir. Ben de. Ama sonrakinde yani hatta Ayhan acaba diyor, vücut dili var orada. Hı hı. Hamlesini de yapıyor yani, dışlarına bir alıyor. Yok zaten o saatten sonra. Geçmiş olsun. Bir bakıyor Mehmet var. Aman bak, diyor Mehmet Kaya var. Burada hiç start çıkışını yürütebilir bak, burada. Mehmet kamçı yapıyor. Burada da aynı şey oldu aslında. Bak muazzam yerde şu bak, anda. Burada, aynen. Burada evet, mesela hafif hafif yürütecek burada. Şey geldi, iç kulvarı aldın zaten. Aynen. Devam etsen ikincilikte gidersin. Hala çekiyor yani. Dolayısıyla söylemek istediğim o sadece. Aynen. Yoksa yani, zaten bu saatten sonra onu yapamazsın iyi zaten. İyi çıkış yaptı biraz daha depar. Bak burada Mehmet'in dışına alayım mı dedi. Baktı Mehmet. Sokmaz ki. Ama sokmaz. Dışında da Zabun var. Zabun da zaten bak, çok dışarı. Acaba onu sonra diyor ki yok. Şimdi burada Mehmet'in dışına bir girersek ya bu var. Tekrar söylüyorum. Mehmet bunu belirleyen 3 jokeyden biridir. Mehmet'in dışına çıksa burada. Yandı. 4 atın dışını dolaştırır ona Mehmet. Aynen öyle yapar. Aynen öyle. Bazı yani ülkeler var. Çıktıysa hani yani ne yapalım? Şey öyle değil mi? Mesela bunu şimdi de çok sık at binmiyor ama ketme mesela. Önde tabii kaldığı zaman evet, yandınız. Geçmiş olsun. Yandınız. Onun kararını veremezsin. Pistte dolaşırsın. Tabii evet, tabii. Şimdi ketme bizi izliyor tabii. Abi yine zaten şanslar kötüyken yo, ben nereden geldim bu konuya? Olumsuz, olumsuz yönde söylemedim ki ben. Bırakmaz mı en azından söyledim? Tabii mesela bırakmaz. Evet. Bırakmaz. Ketmeyi seviyoruz. Ben evet, kesinlikle. Apya. Apya. Peki. Devam edelim. 6 Aralık İstanbul'a geçelim. Kısa vadeli 2 yaşlı İngilizler. Ekiru zaten çok iyi gidiyor. Onlardan biri de Strong Legs oldu. Evet. 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum pistte 1.31.67 ile kazandı.
Şimdi çok iyi bir orijine sahip bir isim. İki koşu koştu maalesef. İki koşuda da birinde birinci, birinde üçüncü olmasına rağmen şanssızlıklar yaşadı. Yani detay bilmeseniz girdiğinizde performansını yeterli görmeyeceksiniz. 9-7 yazıyor. 9-7 yazıyor çünkü, evet. Ama 9-7 aslında 1-3. 1-3. Evet. Evet. Dolayısıyla ne kaliteli bir isim olduğunda net söyleyebiliriz. Bugün içinde çok iyi bir performans yakaladı. Anneye baktığımız zaman Rüya kızım zaten 3'te 3'te başladı. Dişi tay deneme ikincisi. Yani çok oldukça başarılı bir isim. O gün için Megaloman bayağı ön plana çıkan bir isimdi ama Stonklegs gerçekten Gökhan'a da büyük bir parantez açacağız zaten az sonra. O sözü de arkadaşlarıma vereceğim. Konuşmamız gereken bir isim olduğunu net söyleyebilirim. İnanılmaz bindi. Kesinlikle. İnanılmaz. Görürüm arkadaşlar o koşuyu. Black Oliva. Mavi siyah formasıyla bakır ekürüsü. Bakır ekürüsünün artık herkes biliyor, iyi isimleri sahaya getirip ve koşan bir isim. Evet. Koşun liderliğini aldı. Sarı kırmızı formasıyla da Tivatlı. Hemen dışına geldi. Tivatlı. Değil yani, mi? Tivat neresiyse. Ha, evet. Acaba diyorum S'leri söyleyemeyen birine mi gönderme var Tivatlı? Sivaslı aslında da hani Tivatlı diyor diye. Senin de ufkun çok geniş ya. Ben öyle olduğum hiç yani. Öngörüsü olmadı. Hayır öngörüsü olmadı, hiçbir şey yok. Hemen yazıyor. Acaba diyorum. Türkan abiden öğreniriz. Ben öyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Çok enteresan. Nereden aklına geldi? Hayır mesela. Abi Tivat diye bir yer biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bence S'leri T'ye söyleyen bir kardeşimize gönderdi. Göçmen kardeşlerimiz var. Hepsine selam olsun. Halı, mesela H'leri kullanmazlar. Abi, alı, evet. Halı, evet. Hikmet. O olabilir. Ondan yorum yapabilirim. Bunu evet. Nereden çıkardın? Tivatlı Sivaslı. Vay be. Bence öyle. Türkiye abiden öğreneceğim. Hayır, bir de ilk harfini de değiştirmiyor. T var, onu ne yapacaksın? T'leri S söylüyor abi. Tamam, abi. Oradan, T'leri S yapıyor. Maşallah, hepsini birden. Tivatlı tabii. Maşallah. Nereden aklına geldi böyle bir şey? Yarış bitti bu arada. Bitti bu arada. Zaten şey de yeni geliyor. Stronglegs yeni geliyor zaten. Aralardan çıktı. Tivatlı'nın dışından. Evet. Müthiş bir sprint. Sanki Megaloman koşuyu kazandı gibi ama dışarıdan çok etkili geldi. Price o da çok etkili bir performans sergiledi. Kaotik. Ya bir türlü kazanılıyor ama her yarışı... Oyunda. Yani şunu diyorsun, bir dahaki yarışında çok farklı evet. Koşar, aynı standartta. Hep 2-3-4, 2-3-4. Görünüyor sarı kırmızı forma. Evet. Ama Stronglegs, ben ilerleyen günlerde daha çok üstüne koyarak gideceğini... Abi bakar mısın görüntüsüne yarış sonrası? Hayır, ben oraya baktığımca ben kendi monitörümü unuttum. Sana bakıyorum. Gerçekten çok etkili bir performans sergiledi. Ve Stronglegs özelinde konuşacağız da, gerçekten Gökhan Kocakaya özelinde de konuşalım. Tabii ki. Şimdi... Hak ediyor. Atlar hepimizin veli nimeti. Jokeylerin, at sahiplerinin, bizlerin. Tabii, çünkü kesinlikle. Şurada bir program yapıyorsak onların sayesinde yapıyoruz. Yani atlar çünkü, olmasa bizler de olmazdı. Bizim de veli nimetimiz. Evet. Biz de hepimiz, bütün jokeyler gibi hepimiz değer veriyoruz. Jokeyler de değer veriyor. Hepsinin ekmeklerinin, nimetlerinin ondan geldiğini biliyorlar ama Gökhan Kocakaya özelinde şunu söylemek istiyorum. Atlarla diyalog kurabilen önemli isimlerden biri olduğunu söyleyeyim. Gerçekten, az sayıda isim var böyle bence de. Efendim? Az sayıda kesinlikle. İsim var. Kesinlikle. Yani... Bu kalibrede çok bu az. Bu kalibrede çok az. Sürekli atlarla diyalog halinde. Sürekli kazanmadı. Şimdi yarış kazanıyor. Bazı arkadaşlarımız var. Kazandığı zaman da tabii ki onlarla diyaloglarını iyi kuruyorlar ama bazıları çok da kurmuyor. Evet. Zaman zaman görebiliyoruz. Ama yarış öncesi onu öyle güzel hazırlıyor ki moral olarak da öyle bir ikili yaratıyor ki yani Gökhan'ı gerçekten kutlamak gerekiyor bu konuda. Ve zaten başarı sadece iyi at binmenizle gelmiyor. Sırf o yetmez bunun için, evet. Başarı için. Bu bir paket. İşte dürüst olmak, çalışkan olmak, diyaloglarınızın iyi olması, atı bütün jokey kardeşlerimizde olduğu gibi atı sevmeniz, onunla iyi diyalog kurmanız, koşu içerisinde iyi yer... Yani çok şey var, element var. Dolayısıyla yarışı da öğretiyor bindiği ata. Kesinlikle. Ya, yarış koşmayı. Öyle isimler var ki şimdi aklıma gelmiyor. Ankara'da vardı yani 5-6 sene önce koştuğu. Bir başkası biniyor. At zar zor yarış kazanıyor. Gökhan biniyor 300'e tutarak yarış kazanıyor. Yani öyle. Gerçekten fark yaratan... Yarın da bir at var bahsedeceğim söyle. Gökhan Kocakaya bindi mi başkalaşan. Evet. Mesela evet. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dakika o yarışı almadım. Özgün Stone'la bir yarış kazandı. Yarın işte onu olmasın. Ya bütün sırrı bozdu abi. Ama bizim ben sustum söylemedim. Evet abi. Ben sustum hayır, söylemedim. Hayır ama gerçekten nasıl konuşmayayım yani? Evet. Koşuyu o hamlesi
Ben böyle tık tık bir şey yaptı. Ne yaptı diyorum abi, ya. Bu yarış şaka değil. Oktay'ın yorumunu da merak ediyorum ama. Evet. Oktay al, konuşmayacak bu yarış. Al, tamam. Apprenti Eğitim Merkezi'ne koy. De ki, kazanmak için kamçı kullanmanıza gerek yok. Kazanan için de, ikinci olan için de. Kesin. Halis Karataş dövmüyor, Gökhan Kocakaya dövmüyor. Rakiplerini ayırıyorlar. İki at lüt yapıyorlar yani belli bir kısımda. Draga draga mücadele. Atlar haftaya yarışa koyuyor. İçerisinde draga draga bir şey yok. Sevgili Armağan Turan'a selam olsun. Selam olsun. Kafa kafaya omuz omuz. Mücadele. İyi bir mücadele. Bak şimdi Strong Legs'e bir bakın abi. Önce düzlüğe çıkarken hızını arttırma. Devre bakın ensesinden teşviğe bakın. Evet. Bakın şimdi ne yapacak? Aldı dedi. Tamam. Tamam. Ondan sonra at çünkü yürüdü. İşte anlatmak istedim. Ateşledi mi bitti. O biliyor kazanacağını artık. Bakın şimdi ne yapacak? İki atın arasını gösterdi. Girdi Tay. Şimdi sol eliyle yarım bile diyemeyeceğimiz. Şimdi dokunuşuna bakın. Yani oraya girmesini evet buraya artık gireceksin diyor. Yoksa hamleyi yaparım. Sokuyor. Bakın şimdi bir kamçı. O sol kamçı. Süleyman abinin meşhur sol kamçısı. Evet. Çünkü ikili mücadele. Vurdu. Baş yaptı. Bir at daha vuruyor mu? Kazandı. Yok. Zaten orada vurmak bir şey kazandırmaz. Shift'ten ondan sonra. Abi. Muazzam. Gerek kalmadı. Muazzam. Şiir şiir. Böyle var ya canın sıkıldı. Çok konuşmak da istemiyorum. Evet, Allah nazardan saklasın. Allah nazardan atada, saklasın. Gerçekten. Geri al. Tekrar seyret rahatla. Geri at. Hani bazıları oturur akvaryum seyreder. Bazıları kuşunu alır seyreder. Böyle hani koyar karşısına. Burada da aç bu yarışı. Sar geri bir daha gör. İçeride de şeyi. Kanarya olabilir. Florya olabilir. Siz kuşları bilirsiniz abi. Şeyde de Halis abide de aynı şey var. Ya yarış gidiyor. Hala adam aynı şekilde. Muazzam ya. 1-2'ye söylenecek hiçbir şey yok. Oktay konuşmak kullanmıyor. Evet. Şaka bir yana tabii ki yani atçılık çok önemli. Ama bu atçılık bizim hobimiz o. Onun yanında tabii ki daha nice köpek sevenler, kedi sevenler, kuş sevenler, hobiler değişiyor. Diyelim ve bence bir sonraki koşuya geçelim. Olur abi geçelim. Peki 6 Aralık İstanbul'dayız. Grup 2 Durumlu Pınar koşusu. 4 ay yukarı yaşlı Arapların 1400 metre kum pistine katıldıkları bir koşu ki 1.32.53 ile demir perde kazandı. İlk sentetik koşusu olmasına rağmen müthiş bir performans. Görelim arkadaşlar o görüntüyü. Şimdi Akın da uzun aradan sonra ikinci grup 1 yarışını kazanma başarısı gösterdi. Bu grup 2'ydi galiba abi ya. Hayır bu koşu değil. Aha. Cumhuriyet'te de kazandı. Evet. Hızlı gittim birazcık. Sami Aksoy ikilisiyle uzun aradan sonra kazanmıştı ki demir perde de gerçekten müthiş. İlk kez bir piste çıkacaksınız ve o koşuyu da güzel bir şekilde kazanacaksınız. Dürbüne yansıyanlar programına Akın bağlanmıştı. Oradaki performansı ve koşuyla ilgili yorumu da çok kıymetliydi. Koşunun nasıl kazanıldığını o gün net bir şekilde anlattı. Anladım. Öyle değil mi? Ya, bir de aslında bakarsan sevgili Yalçın'a, Beycan abimize ve Zadi'nin de ellerine sağlık. Çok keyifli bir fark yaratan bir program olarak. Arka planda editör kısmında yine Ömer'in desteği var. Ömer Aklı'nın. Aprantilerden görüntüleri ben organize ediyorum. Şimdi burada kendi de pay çıkartıyor. Abi böyle bir şey yok. Zorlamalı her seferinde gözlük çıkartıyor. Bunlar da dürbünden yansımayanlar abi. Bırak yansıyanlar. Biz şöyle diyoruz ona. Burada tek tek saymıyoruz. Ekip arkadaşlarımız ekip diyoruz. Ekipleri evet. Böyle parçaya ayırmıyoruz. Çünkü ekip insanların bir arada buluştuğu bir ortam. Kesinlikle kesinlikle. Dolayısıyla sevgili Ömer'e de teşekkür ediyoruz. Uzun bir yarış. Sana da teşekkür ederim. Yayın hayatları olsun. Akın'ın da söylediği gibi demir perde buralarda sanki gelemeyecek gibi ama. Gelmiyor gibiydi. Gelmiyor zaten. Gibi. Evet. İçinde duman var. Dışından da. Batman Aslan'ı geliyor. Batman Aslan'ı. Onu görünce de bir anda evet. Ayaklandı dedi ve geldi son bir hamleyle Sürgün Tay'ı geçme başarısı gösterdi. Doğru. Yalnız bu öyle bir yarış ki demir perde müthiş. Sürgün Tay, Batman Aslan'ı. Dumana büyük bir parantez açmak lazım. İlk kez bu kadar sert bir grupta son metrelerde birincilik mücadelesine ortak adına. Aynen öyle. Müthiş. Abi. Çok enteresan bir at. Aynen. Yani. Ben bir sonraki yarışında çok merak ediyorum açıkçası. Kendini çok seviyor bence Duman. Hı hı. Ve onun karşılığını aldı. Yormuyor hiç. Kısa sprinti de var. Yani şimdi geldi burada dördüncü oldu. Bir sonraki hafta gider şeyden farklı bir yarış koşar. Handikap 16'da ilk dörde girer. Evet çok enteresan. Yani, günü günü tutmayan adlardan bir tanesi. Gökhan Kocakaya ile o da çok uyumlu. Çok. Kan tarmasını çok seviyor. Aynen burada yine abi. Dikkat çekeceğim bir isim. Koşuyu 7. olarak tamamlamasına rağmen Uluvaş. Ben bir sonraki yarışını farklı görüyorum. Çünkü verdiği aradan sonra 2. ya da 3. yarışı bu. İlk defa bu kadar benim gözüme bir ışık verdi. Bir yürür gibi oldu bir ara. Ben bundan sonraki ilk yarışında
mutlak Ulubaş bir yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Gözüme güveniyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ulubaş benim bugün için bile iyi bir yarışma geldi. Çünkü o gün için yani, o gün için bir gösterdi kendini. Evet, ama bence çok sertlik yaptığını düşünüyorum Kısırağ'ın yarış içerisinde. Koşu yavaş gitti. Yeltay var önde okey. Ama Yeltay'ı temposunun üstüne çıkmasına zorlayan bir isim yok. 28-58 ilk 400'ü geçiş derecesi. Start çıkışına kaybetti bence de. Yani ilk 427 geçilse, yani Ulubaş daha süratli giden bir yarışta, daha arkada rahat, Mustafa onu biraz daha rahatlatmış bir şekilde virajı dönebilseydi. Oktay bir nokta koy lütfen. Tabii ki abi. Sevgili Mehmet bir şey rica edeceğim. Bugün koşular çok yoğun. Bir koşu daha izleyeceğiz. 9. sırada olan, o görüntü ekranda kalsın lütfen. 9. sırada olan 10 Aralık Kingman Goa yarışını hazırlarsan arkadaşlarım konuşurken bundan zaman sonra kaybetmeyelim. Bundan sonra onu konuşacağız ve ilk bölüme noktayı koyacağız. Teşekkür ederim. Evet. Ya Ulubaş demiştim. Yarış biraz daha süratlenseydi ilk 400 metrede daha etkili bir sprint yapabileceğini düşünüyorum. Sürgün Tay'ın yarışı çok kıymetli bence. Çünkü önde hem Yelta'yı kovaladı. Çünkü tehlike var önde. Tabii çünkü. Tabii yani hem Yelta'yı kovaladı hem de geriden gelen rakiplerine cevap vermek zorunda kaldı. Buna rağmen yarışı Foto'da kaybetti. Demir Perde ilk kez sentetiğe çıktı. Çok muazzam bir koşu kazandı. Bence Demir Perde'nin pisti yadırgamamasındaki sebeplerden birisi de bence ben buna çok önem veriyorum. İlk kez bir piste koşacaksa Biat Safkan'ı o pistte bir gün iki gün İlk önceden var. Gelip yarıştan bir gün önce bir 400 metre sprint yaptırdılar. En azından pisti tanıma şansı oldu. Ama şöyle bir şey var. Size muhalefet etmek için söylemiyorum ya ama olabilir abi. Tabii ki çok önemli ama bazıları da kabul etmiyor. Gitmiyor bazen de tabii olabilir ama senin söylediğinde çok kıymetli. Ama bence hani yarışta iyi bir performans sergileyecekse o tabii yarıştan bir gün önceki 400 sprintinde zaten onun sinyalini verir. Belli ediyor. Demir Perde o gün işte idman pistinde vardı görüntüsü. Muazzam görünüyordu sprintinde. Akışlıydı. Akışlıydı. Sentetik pisti sevdiğini gösterdi. Yarışına da yansıttı zaten. Bir ara böyle biraz eski kalitesinden uzaklaşır gibi oldu. Ki şimdi kaç yarıştır süper performans sergiliyor. Kesinlikle, ki evet. Olması gereken Demir Perde de bu. Yani Arap atlarında zaman zaman bu tarz olabiliyor. Dalgalanmalar olabiliyor. Evet, Kingman Goa'ya gideceğiz ama bir cümle bu koşuyla ilgili ne söylersin? Valla sezon sonu olmasına rağmen Demir Perde, Sürgün Tay, hatta Batman Aslan'ı ayakta kaldılar. Ve bence harika bir final yaptılar. Bir kere yarışın sonunda kime oynasanız bir hadi be dediniz yani Ulubaş dahil bir yere gelecek gibiydi orada. Duman bence yıl boyu o gamsız, o hani çok kısa sprint olan, istesen vermez, kendi isterse kazanır tavrının avantajını topluyor. Yormadı ki kendini, üzmedi yani. Tamam yarış adedi olarak az yarış yapmadı Duman. Neredeyse son haftalarda, iki haftada bir yarışı var Batın ama böyle gamsız bir adı olmasının avantajını çekiyor. Diri kaldı. Bir de sezon sonu sezon geldi işte. Sezon sonu olmasına evet, rağmen. Sezon sonu aynen geldi öyle. Mi? Çok performansı çok düşen atların yanında bir yere geliyorsunuz şu görüntüsüyle. Neredeyse kazanmış kadar başarılı evet. bir yarış yaptı. Bence yarışın da flashlarından biri Duman'dı. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet, az önce bahsettiğim koşuyu lütfen Kingman Goa Gökhan Kocakaya ile kazandı. O koşunun görüntülerini verelim ve ondan sonra da ilk bölümü noktalayalım. Şimdi Kingman Goa kazandı. Kuzey Yağmur'un yarış hayatı başarılarla dolu bir isim. Kingman Goa da İzmir'de yarış hayatına hızlı başlayan, ondan sonra İstanbul'a gelip şimdi İki koşu istenilen performansı sergileyemedikten sonra sentetiğe çıkan ve sentetikte iki müthiş yarış yaptıktan sonra Ekürü hedefini Gazi koşusuna çevirdi. Gazi koşusunda istenileni sergileyemedikten olmadı. Sonra sentetik pistteki yarışlarında da çok başarılı olamadı evet. ki sevdiği pist. İzmir'e geldiğinde bir soru işareti vardı. Acaba sevdiği pistte kaldığı yerden devam edecek mi? Ve etti. Kuzey Yağmur'u o gün için yarış sırasında ciddi bir yağmur söz konusuydu. Gördüğümüz metrelerde de perfect runner ki sulu pistte bayılan bir isim. Çok evet, sever. Abi. Koşunun liderliğini yapıyor. Hemen arkasında Kuzey Yağmur'u ki düzlük dönüldükten sonra bu ikilinin mücadelesi Kuzey Yağmur'u Kingman Goa mücadelesine döndü ve bundan da Gökhan Kocakaya ile Kingman Goa galip çıktı. Oktay ne dersin? Çok kısa gidiyoruz yalnız. Ya yine jockey konuşacağım ama yine muazzam bindi Gökhan ya. Yani bir sonraki koşuda da Kardeşcan'la kazandı. Kardeşcan'la kazandı evet. Yani burada da rakibini çok iyi seçti. Tam onun kuyruğunda gitti. Viraj dönüldükten sonra çok güzel yerden yürüttü Safkan'ını.
Safkan da muazzam hazırlanmış. İlgilerini de kutluyorum ben burada. Ellerine sağlık. Toparlanmış. Aynen öyle. Yani verdiği ara yaramış Safkan'a. Net kesinlikle şekilde yaramış. Soğuk havaları İzmir'de mi geçirdiler veya tekrar sentetiğe gelir mi gelmez mi orasını bilmiyorum. Ama yaz aylarındaki sentetikle kış aylarındaki sentetik arasında da fark olduğu bilinmeli. Çok var tabii. King Mango iki tane çok güzel koşu kazandı okey ama yazındı. Yaz aylarında sentetikte kazandı. Biraz daha kaba bir pistte kazandı. Kışın şimdi sert kışın, oluyor. Şimdi bu hızlı sentetik daha hızlı olan sentetikte nasıl koşar bilmiyorum. Ben olsam İzmir'de geçirirdim kışı. Öyle kalacak gibi gözüküyor. Yani muhtemelen öyle de olur diye düşünüyorum. İlgililerini ve Gökhan Kocakaya'yı kutluyorum. Evet Emel. Ben Oktay söylenmesi gerekenleri söyledi diye düşünüyorum. Bir kere ekleyebileceğim tek şey var. Kuzey Yağmur'u arayı ara vermek istemeden geçirdi. Grup 1 Yıldırım Bayezid koşusu takviminde vardı. Orayı koşup buraya gelecekti. Mecburi bir ara oldu. Mecburi bir ara oldu. Şimdi yani hazırlanıp mecburi bir ara verip gelmekle doğrudan dinlenip hedef yaparak gelmek arasında fark olur. Kesinlikle. Kuzey Yağmur'un bu yarış malum olmaz gerekçelerinden biri o mecburi ara. %100 değildi zaten. Evet at %100 değil olmama sebebi o. Yani ikisinin arası ya aynı gün koşmuşlardı geldiler aynı yarış yapıyorlar değil işte. Evet. Bir de yani birisi o arada bir talihsizlik yaşadı. Geri alındı. Ondan sonra hızlanmaya başladı. %100 değil. Öteki burası hedefle bir yatırıldı. Bir o üzerinden stresi, siniri, son yarışlarındaki olumsuzluğu atıp geldi. İkisinin buluşmasında ben de King Mango'nun bir adım öne geçebileceğini düşünenlerdendim. Gökhan da kardeşim kusursuz bindi. Yani jokey kusursuz, at çok iyi hazırlanmış gelirse başarı geliyor. Başarı da gelir. Peki. Dolayısıyla normal bir sonuç bence. Teşekkür ederim. Arkadaşlarımızla haftayı değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.